Mustafa okuyup da o kıssa bölümünü okuyup da ya niye böyle yapmış ya da işte nasıl ben de zaten o kavmi hiç sevmezdim. Firavun'u da zaten onu öyle yapıp kapatırsak hocam o kıssanın bize vereceği hiçbir şey olmaz. Yani maksat hasıl olmaz. Evet. Birinci yanlış anlamı bu. Dediğim gibi tarihsel bir olay olduğunu düşünmek. İkincisi kıssalardaki mucizeler de önemli hocam. Yani hemen hemen her kıssada bir mucize var. Bu arada mesela Hazreti Nuh kıssasını hatırlayın. Bu arada farklı kıssalardan örnek getirmeye çalışıyorum. Hani seyircilerimizin zihninde de çeşitlilik olması evet, açısından. Örnekler üzerinden güzel olur evet. Hocam. Mesela Hazreti Nuh tufanını hatırlayalım. Bir geminin bir aylar boyu büyük bir tufanda kabaran denizde yolculuk edip de kurtulması, içerisindeki bütün o çiftler halindeki canlıların kurtulması ve geride kalanların helak olması başlı başına bir mucizedir. Yine Hazreti Musa'nın... Hocam geçmeyelim orayı. O kadar önemli bir nokta var ki orada. Orada Hazreti Nuh çok istiyor oğlunu. Evet. Son dakikaya kadar, evet. Son saniyeye kadar kesinlikle. İman edip gemiye binmesini istiyor. Ama maalesef dalgalara kapılıp gidiyor gözlerinin evet, önünde. Gözlerinin önünde. Orada da ben şunu görüyorum. Hani bazen biz çok evhamlanıyoruz, çok üzülüyoruz bir takım hadiseler noktasında. Zannediyoruz ki işte evladımıza ya da çevremize bizim sözümüz geçecek, hükmümüz geçecek. Ama değil. Bir peygamber oğlu bile babasına iman etmemiş olabiliyor. Gözlerinin İman önünde. Gemisine evet binmemiş olabiliyor. Dolayısıyla aslında bu örnekleri de kendi hayatımız üzerinden düşündüğümüz zaman aslında hep yaşadığımız tam bir aynalık yapıyor. Buradaki yanlış tavır da şu şekilde. Olayların tabii ki hemen hemen her kıssada bir mucize tarafı var. Ama biz onu bir sadece bir peygamber mucizesi, hani aklımızı aşan bir olay olarak algılarsak da hayatımıza aktaramıyoruz. Mucize tarafını Allahu Alem deyip aslında bu olaydaki mesaja odaklanırsak rahat ederiz. Mesela buradan hareketle de doğru tavıra geçelim. Empatik yaklaşım diyorum bunun adına. Yani tabii daha güzel bir ifade bulunabilir. Bu benim kendi tercihim. Öğrencilerime de İlahiyat Fakültesi'nde kıssalarla ilgili içerisinde kıssa geçen bir sureye denk geldiğimizde diyorum ki arkadaşlar önce kıssanın bir doğru bilgisini edinin. Yaklaşırken hani kıssaları anlamaya çalışırken hani önce onunla ilgili ayetleri yavaş ve anlamaya çalışarak bir okuyun. Olayı bir öğrenelim. Doğru olayı bir öğrenelim. Neler yaşanmış bir öğrenelim. Sonrasında diyorum mümkünse yalnız kalacağınız evinizde, yurdunuzda nerede kalıyorsanız yalnız olabileceğiniz bir ortam seçin. Sonra diyorum tek başınıza kalın ve gözlerinizi kapatın. Kendinizi dürüst ve tarafsız bir şekilde o kıssada okuduğunuz kıssa hangisiyse oradaki şahsiyetlerin yerinde hayal edin. Çok ilginç sonuçlara ulaşıyoruz hocam. Mesela Nuh kıssasına örnek verdi ki ben de çok etkileniyorum. Anne olduğum için belki de. Şimdi diyorum gözlerinizi kapatın ve şunu hayal edin. Gemiye almışsınız iman edenleri. Oğlunuz dağın başına çıkmış, yüksekçe bir yere çıkmış. Önce peygamberlik yapıyorsunuz. Çünkü orada ilk görev peygamber. Peygamber olarak imana çağırıyorsunuz. Bak gelmezsen birazdan sular yükselecek. Lütfen gemiye bin. Allah tek Allah'tır, ahiret haktır diye peygamber olarak tebliğ ediyorsunuz. Ama sonra peygamberliğinize inanmıyor karşınızdaki kişi. Oğlunuz yani inanmıyor. Ve diyor ki oğlun cevabı da çok ilginç. Sular buraya kadar gelemez diyor. Yani hala Allah'ın gücünden, kudretinden şüphe ediyor, iman etmiyor. Sular buraya yükselemez. Ama Hazreti Nuh bakıyor ki sular yükseliyor. Bu defa peygamberliği bir tarafa bırakıp babalığı başlıyor. Bir baba olarak. Bir baba olarak yalvarıyor lütfen gel. Şimdi bu olayı düşünüyorum, bir anne olarak da düşünüyorum. Bunu seyircilerimiz de düşünsünler. Mesela çocuklarımız bir tehlikeye, bir hataya, önemli bir hani kötü sona doğru gittiklerinde genelde anne baba bunu bilir. Önce ona mantıklı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bunu ben de yapıyorum. Yani bak şöyle yaparsam böyle olur, şu kötü sonuca gider, aman çok yanlış yoldasın, başına şu gelecek diye önce biz olayı mantıklı bir şekilde açıklamaya çalışıyoruz. Ama çocuklarımız yapmadığında, inanmadıklarında dediklerimize bu defa lütfen bak beni seviyorsan hiç mi hatırım yok? İşte burada annelik ya da babalık. İkinci geldiğimiz nokta, ikinci sıra aslında Hazreti Nuh'un geldiği nokta. Lütfen tamam inanmıyorsan da beni seviyorsan yap.
hiç mi hatırım yok? İşte annelik hakkı, babalık hakkını söylüyoruz. Şimdi anlıyoruz ki şimdi gözlerimizi kapatıp da kendimizi Hazreti Nuh'un yerine koyduğumuzda aslında aynı şeyi yaşadığımızı fark ediyoruz. O empatiyi yaptığımızda ve hayatımızın aslında düşündüğümüz kadar farklı olmadığını. Tamam, peygamberlerin bir mucizevi tarafı tabii ki vardır, amenna. Ama onların insan olarak bize çok yakın olduklarını görüyoruz ve anlıyoruz Hazreti Nuh'un o duasını. Allah'ım ne olur onu affet diyor. Tamamen babalık hissiyle yapıyor bunu. Yine çok etkilendiğim, öğrencilerimize de bunu yaptığım zaman, hatta bir süre sonra bazı sınıflarda şey oluyor, terlediklerini falan görüyorum. Hazreti Musa'nın bu Kızıldeniz'in önündeki olayı. Evet. Diyorum ki kapatın gözlerinizi, hadi biraz hayal edelim. Olayın bilgisini öğrendik zaten, ayetleri okuduk. Şimdi önünüzde bir dev bir deniz, okyanus. Arkanızda Firavun ordusu geliyor. Ordu dediysem hocam, tarihi kayıtlarda da var, Firavun ordusu çok zalim. Yani savaş araçları, baltalar, yani eline geçeni işkenceyle, yani doğrayarak öldüren bir insandan bahsediyoruz Firavun'u. Askerleri de aynı şekilde. Geliyorlar, dağın arkasından geliyorlar. Önünüzdeki halka bakıyorsunuz, yanınızda deniz. Halkınız böyle cevval yiğitlerden oluşmuyor ki, hepsi öyle değil. Gerçi o kadar büyük bir orduya cevval yiğitlerin de çok bir şey yapamazdı zaten de. Bu halkınız içinde kimler var diyorum böyle gözlerini kapattırdığım öğrencilere. Ya diyor hocam, hastalar var. Yaşlılar var, engelliler var, çocuklar var, gençler var, hamileler var, her türü var. Tamam, asker de var ama her türü var. Bir yanınıza bakıyorsunuz, devasa bir deniz. Birazdan, ya belki bir 5 dakikalık mesafede ordu geliyor. Şimdi diyorum, Hazreti Musa ne hissetmiş olabilir? Bir kere çok müthiş bir korku, büyük bir çaresizlik hissi ve bu kadar büyük bir travmatik duyguların sonucunda gelişen müthiş bir dua ve bu duanın sonunda açılan deniz ve o denizden geçiyorsunuz ve gözünüzün önünde bir ordu sulara gömülüyor. Ne hissettiniz diyorum, onun hani peygamber ve mucize boyutunu öğrenciler o kadar farklı sonuçlara gidiyorlar ki ve sonra... Dinlemek isteriz, ne hissettiler? Hocam çok ilginç şeyler, hatta ben şöyle yapıyorum. Yani bu yaptığımın da çok güzel sonuçlarını aldım, açık konuşmak gerekirse. Ben hocam tefsir sınavlarında çok yüksek puanlı bir soruyu buna ayırıyorum. Diyorum ki işte hangi sureyi işledik? Mesela Kasas suresi, yani içerisinde kız, ya da Yusuf suresini işledik şeyde. Ve bu surede diyorum en etkilendiğiniz olayı, kişiyi hayal edin ve o hislerinizi anlatın ve diyorum kendi yaşadığınız hayatla bir bağlantısını kurun. Çok ilginç, bazen çok üzücü sonuçlar da yazılıyor. Ve diyorum ki bu yazdıklarınız benimle Allah arasında kalacak. Hani bu konudan da emin olun. Dediğim gibi çok yüksek bir puan da veriyorum buna, motive etmesi açısından. Hocam o insanlar kendi hayatlarıyla beraber düşünüyorlar bu defa. Onu da ekliyorlar. Ve o kadar ilginç cevaplar geliyor ki. Mesela bir öğrencimiz o Firavun kıssasındaki Firavun'u maalesef kendi babamı gördüm dedi.